Atıyorum. Murat Hocam, Evet hocam. bu isimler yine dün sorun olacağım. 4-5 kişinin kaydını alamadım. İşte nickname'leri yazıyorlar. Tamam, ben Tekrar tekrar. yazarlarsa hocam sıkıntı sorun çıkar diye düşünüyorum. Tamam hocam, tekrar üzerimizde yapalım. Evet, sayın hocalarım, tekrar merhaba herkese. Mehmet hocamızın bir uyarısı var, onu paylaşmak isterim sizle. Lütfen kendi resminizin altında kendi adınız olsun. Onları değiştirin. Eğer değiştiremiyorsak o zaman chat odasına adınızı yazın. Yoksa tekrar yazmanıza gerek yok. Yani atıyorum burada Serdar Eler yazıyor. Serdar Eler yazıyorken bir daha Serdar Hoca'nın oraya Serdar Eler yazmasına gerek yok. Zaten orada Serdar yazıyor. Bir o konuda uyarı yapayım. Öte yanda dünkü semineri ben kendi YouTube kanalıma yükledim. Gene eğer izlemek isterseniz oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bunun dışında sunumumuza başlayalım. Yavaş yavaş ilerleyelim. Gene arada bol bol soru cevap kısmı için süre vereceğiz. O süre içerisinde de sorularınızı sorabilirsiniz. Evet, öncelikle bugün sevgili Serdar Yereli abimizin doğum günüymüş. Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüzdü. Onu anarak sunuma başlamak istiyorum. Evet, handbolde üst yapıda kuvvet ve dayanıklılık periyotlaması nasıl yapılır? Bununla ilgili örnek nedir? Benim stratejim nedir? Biraz onları paylaşacağız. Evet, bizim hepimizin bildiği kuvvet, sürat, dayanıklılık, ana motor beceri üçgeni içerisinde bunların koordinasyonla örtüşmesi, yani branşla beraber işlevlerin yerine getirilmesi, esneklikle de daha efektif halde ortaya konması ve sakatlıklardan korunması temel motor becerilerin birbirleriyle koordinasyon olarak değerlendirilebiliyor. Bazı branşların bazı köşelere daha yakın olduğunu biliyoruz. İşte mesela halter kuvvete daha yakın, sprint branşları sürate daha yakın, triatlon mesela dayanıklılığa daha yakın. Bunları değerlendirirken acaba handball ya da öncelikle takım sporları bunların neresinde diye baktığımızda takım sporları bunun ortasında değerlendirilebiliyor. Bu arada Yasin, videolarda bir sorun var mı? Hocam şu anda bir sorun yok. Gayet akıcı GIF'ler videoları. Ben optimizasyon yapmadığım için diğer videolarda problem olabilir. Tamam, Yani bir daha stop share kapatın hocam. yapıp tekrar Tamam hocam. yapacağım. Evet, tekrar şu anda herhangi bir problem var mı? Yasin, herhangi bir problem var mı şu anda? Yok hocam şu anda. Yani şu Tamam. anda video oynamıyor ama. Tamam. Video yok zaten. Tamam. İleride olacak videolar. Yazılar da net şu anda. Evet, burada acaba diğer branşlar nerelerde diye bakıldığında güreşin sürat ve kuvvete biraz daha yakın olduğunu söylüyor literatür. Bu sokeyi örneği var, jimnastik örneği var, sürat örneği var, sürat pateni örneği var. Acaba handball bunun neresinde? Yani bu üçgenin acaba tam ortasında mı? Yoksa daha farklı düşünülebilir mi? Açıkçası benim görüşüm bu kadar olmasa da biraz güreş gibi kuvvet ve sürate daha yakın olduğu düşüncesindeyim. Bu demek değildir ki dayanıklılığı göz ardı ediyorum. Asla böyle bir şey yok ama daha rotasyonel bir oyun kurgusu içerisinde süratin düşmeden, yani temponun düşmeden ve en yüksek performansla müsabaka gerekliliklerinin ortaya konduğu unsurda biraz daha oraya yakın görüyorum açıkçası. Şimdi biraz önce sunduğum Alman literatürüne göre motor becerilerdi. Bir de Amerikan ve İngiliz literatürüne göre fitness'ın 9 anahtar bileşeni denilen bir yapı var. Burada yine kuvveti, dayanıklılığı,
süreti kısmen görüyoruz, koordinasyonu. Burada mesela güç bizim için çabuk kuvvet parametresidir gibi böyle farklılıklar olabiliyor. Yani karşımıza geldiğinde çok da yadırgamamak lazım. Biz kuvvet antrenman metotlarını 5 ana platformda değerlendiriyoruz. Önce bunları kısaca anlatacağım, sonra periyodizasyonu sizle paylaşacağım. Anatomik adaptasyon, hipertrofi zaten hepimiz biliyoruz. Hipertrofi biliyorsunuz kasın en nefes dalının genişlediği, yani hacimsel büyümenin sağlandığı kuvvetli metodu. Maksimal kuvvet, yenebileceğimiz maksimal direnç, kuvvetle devamlılık, vücutta oluşan yorgunluğa rağmen bizim o direnci yenmeye devam etmemiz. Çabuk kuvvet ise en kısa sürede maksimal ortaya koyabileceğimiz direnç olarak kısaca tanımlanabiliyor. Bunların önünde bir de anatomik adaptasyon. İşte o yüzden anatomik adaptasyonu biraz daha fazla kuramsal anlamda gireceğiz. Çünkü çok alışık olduğumuz bir yapı değil. Hangi kuvvet antrenmanını yapıyorsak yapalım. Kuvvet antrenmanında özellikle hand powerlifting kuvvet antrenmanında bir denge var. Bu dengede 3 ana başlıkta değerlendiriliyor. Sağ sol dengesi, ön arka dengesi ve alt üst dengesi. Yani biz asla bölgesel kuvvet antrenmanı yapamayız handbolcular olarak. Bazen maalesef bodybuilding tarzı antrenörlerin ya da eğitmenlerin handbol takımlarını çalıştırması sebebiyle bu tür örnekler görebiliyoruz. Asla istendik değil. Bölgesel antrenman handbolün özüne uygun değil. Bizim müsabakada kanlandırdığımız lokal bir bölge yok. Her tarafı kanlandırıyoruz. Bu yüzden alt üst, sağ sol ve ön arka dengesinden kurulu egzersizlerle ne tür kuvvet antrenmanı yapıyorsak yapalım, bu dengeye uymak durumundayız. Anatomik adaptasyon böyle kısaca dün de bahsetmiştik ama nedir diye kuramsal kısmına baktığımızda özellikle bir sürü antrenman yapmamış olan ya da grupta kuvvet açısından homojen olmayan sporcuların yoğun antrenman dönemine girmeden önce karşılaştığı antrenman döngüsü. Bunun amacı ilerideki ağır yüklere ve maksimal yüklenmelere karşı vücudu hazır hale getirmek, sakatlıklardan korumak. Aynı zamanda kuvvet antrenmanlarının da başlangıcı. Neyi hedefliyoruz bununla beraber? Sadece kas iskelet sistemini değil, kardiyovasküler sistemi de uyarmak bizim için önemli noktalardan bir tanesi. Büyük kaslar ve sinir sistemi arasındaki nöromüsküler iletişimin geliştirilmesi. Önemli bir hedef. Kas lifi aktivasyonu yine artırılmak istenen bir hedef. Eklem stabilizasyonunu farklı hareketlerle gerçekleştirmek, kor stabilizasyonunu sağlamak, özellikle antrenmansız olunan dönemlerle ya da yanlış yapılan antrenmanlarla kısaltılmış kasları normal uzunluğuna ve esnekliğine geri döndürmek, gelecekteki kuvvet ve güç antrenmanlarında kullanılacak hareketleri temel oluşturmak ki en önemli hedeflerinden bir tanesi bu. Bir başkası bakın postür deyince hemen bir duruşumu düzelttim. İyi bir postür duruşu ve uygun biyomekanik temel oluşturmak da yine hedeflerinden bir tanesi. Bir başka son olarak değerlendireceğimiz konu da özellikle branşta yoğun olarak kullanılan eklem serilerinin en geniş hareket açısını kuvvetle beraber sağlayabilmek. Bir örnek vermek istiyorum. Bizim için en önemli eklemlerden bir tanesi omuz eklemi. Ve omuz eklemi en geniş olduğu açıda kuvvetsizdir. Bu ne demek? Yani küçük açılarda çok büyük sakatlıklar olmaz ama özellikle en geniş açıda uyguluyorsak ki biyomekanik olarak bize bu söyleniyor. Yani kolumuzu kaldırdığımız zaman dirsek kulak hizasını geçecek, vücutta tam bir rotasyon olacak. Bu rotasyonu sağlayabilmemiz için kasların kuvvet dengesini sağlamamız lazım. İşte o yüzden anatomik adaptasyon yapıyoruz. Hipertrofi hepimizin bildiği gibi hacimsel kas gelişimi, işte tekrar sayısının 6 ile 12 arasında değiştiği, 3 ila 6 set yapıldı. Şiddetin literatüre göre %67 ile 85 arasında değiştiği, dinlenmenin de o da 30 saniye ile 1,5 dakika verilmiş ama eşli yapıldığında 1'e 1,5 oranında yüklenme dinlenme dengesinden bahsedebildiğimiz tür. Hipertrofiyi normal geleneksel hipertrofi antrenmanıyla 10 tekrar 3 set yapıyoruz.
Piramidal yöntemle de hipertrofi çalışılabilir. Yani piramidal yöntem sadece şey özgü değildir. Maksimal kuvvet antrenmanı özgü değildir. Tekrar sayılarıyla beraber yine piramidal metotla, aynı zamanda düz piramidal ve ters piramidal metotla da çalışılabilen bir yapıdır hipertrofi yöntemi. Hatta bir çalışma var burada. Geleneksel yöntemle piramidal yöntemi karşılaştırmışlar. Hemen hemen birbirine çok yakın sonuçlar bulunmuş. Yani her ikisinde de 7.5 ve 7.6 civarında gelişim bulunmuş. Yani her üç yöntemde kullanılabilir yöntem hipertrofi açısından. Evet, tekrar sayılarına baktığımızda hangi tekrar sayısı hangi kuvvet başlığına hitap eder? Özellikle 6'dan daha küçük tekrarlar maksimal kuvvete ve güç çalışmalarına hitap ederken, işte 7 ile 15 arasını hipertrofi, hatta 13 arasını hipertrofi olarak değerlendiriyoruz. Ama 12'den sonrası dayanıklılık ve devamlılık antrenmanı olarak katkı sağlıyor. Burada da onun açılımı var. 1 ile 5 tekrar maksimal kuvvet, 6 ile 10 tekrar hacime hitap eden hipertrofi antrenmanı, geleneksel hipertrofi antrenmanıyla beraber 12'den daha yüksek tekrarlarda kuvvetli devamlılık antrenman programı, yani şiddet ve hacim arasında böyle bir ters orantı söz konusu. Bu da onların biraz daha açıkçası rakamsal hali. Maksimal kuvvete geldiğimizde, maksimal kuvvetin yenebileceğiniz maksimal direnç olduğu söylemiştik. Burada 4 yöntemden bahsediliyor ama daha çok kullanılan piramidal yöntem. O yüzden bunu daha önce de paylaşmak için kısaca geçeceğim. İstasyonları nasıl yerleştirmeliyiz, nasıl dizmeliyiz? Biraz onlardan bahsedelim. İstasyon sayısı ne olmalı? 4 ile 8 arasında istasyon olabilir. Niye 4, niye 8? Tamamen takım hazır buluşuyor. Değişiyor. Bir de biliyorsunuz her istasyon maksimal çalışılabilen istasyonlar değil. Bu sebeple tekrar sayısı üzerinden de maksimal çalışılabilir. Yani mesela şınav. Şınavda maksimal çalışamazsınız ama tekrar sayısı üzerinden maksimal çalışılabilir. İstasyonların dizilişinde yine şu 3 denge çok önemli. İstasyonları dizerken arka arkaya asla aynı gruplar konmamalı. Bir alt üst egzersiz, sağ sol ön arka dengesi, yani agonist antagonist kasların dengesi muhakkak oturtulmalı. Şiddet, sıklık ve tekrara baktığımızda biz her ne kadar %70 tekrarı çok fazla maksimal kuvvet içerisinde değerlendirmesek de literatür bununla başlamayı öngörüyor ve sebeplerinden bir tanesini ısınma olarak değerlendiriyor. Sonra yavaş yavaş tekrar sayısını azaltarak %100 tekrarı, hatta yardımla beraber %105 tekrarı kadar çıkılıp tekrar inilebilir, çıkışla bitirilebilir. Hatta halter gibi branşlarda bu kadarla başlamak, yani işte 4 tekrar, 2 tekrar, 1 tekrarlı 3 piramide kadar çıktığını antrenman programlarında görüyoruz. Setler arası dinlenme, tam dinlenme. Çünkü aynı kas grubuna yükleniyoruz ama kas grubu değişince, mesela üstten alta geçtik. Üst taraf kanlandı, alt taraf henüz bir sıkıntı yok. Orada verimsel dinlenme yapabiliriz. Daha kısa süreli dinlenme uygulanabilir. Hareketin akışı da yine bizim bodybuilding'den ayrıldığımız bir nokta. Kuvveti kullanırken, bakın iterken, çekerken, kaldırırken, indirirken tabirlerini kullanmıyorum. Çünkü her istasyonun kendine özgü doğası var. Mesela işte burada bir çekiş var, burada bir itiş var. O yüzden kuvvet kullanırken patlayıcı, nefes veriyoruz bu arada kuvvet kullandığımız için. Geri dönüşte kontrol. Yani işte iterken, diyelim ki burada dışarıya doğru iterken nefes verdik. Geri dönüşte kontrollü bir geri dönüş olmasında fayda var. Burada yine farklı işte maksimal kuvvete yönelik, devamlılığa, dayanıklılığa yönelik antrenman metotlarını tek bir slide üzerinde göstermeye çalıştım ama bunları biraz daha ayrıntılı olarak göreceğiz açıkçası. Maksimal kuvveti gördük. Şimdi çabuk kuvvet ve kuvvetli devamlılığa geldiğimizde aradaki farklar neler? En önemli fark akıcılık. Çabuk kuvvette yüksek şiddetli bir akıcılık olmalı. Yani maksimal şiddetli bir akıcılık olmalı. Mesela burada 15-20 saniye diyor literatür. Ama ben hiçbir çabuk kuvvet antrenmanımı 10 saniyenin üzerinde tutmuyorum. Çünkü 10 saniyeden sonra
tempo düştüğü zaman yavaş yavaş bu kuvvetli devamlılığa doğru kayıyor açıkçası. Benim görüşüm bu. Kuvvetli devamlılıkta 30 saniyelere ulaştığında bu genel kuvvete doğru dönüyor. Bu sürelerin literatürde bu gördüğüm süreleri ben açıkçası biraz daha az kullanıyorum. Mesela çabuk kuvvet için 10 saniye, kuvvetli devamlılık için 20 saniyeyi asla geçmemeye çalışıyorum. Bunların arasındaki farklar bunlar. Evet, şimdi kuvvet antrenman yöntemli olarak geleneksel kuvvet antrenmanlarını gördük. İşte anatomik adaptasyon, hipertrofi, maksimal kuvvet, kuvvetli devamlılık ve çabuk kuvvet antrenmanlarını gördük. Acaba hala literatür bunları mı söylüyor? Evet, çok farklı kuvvet antrenman yöntemleri çıktı. Bunlardan kısaca bahsedeceğiz. Mesela kardiyo kuvvet antrenmanları, tempo için vazgeçilmez antrenman türünü çok kısaca anlatacağız. Bunlara teknik ekleyebileceğiz. HIIT dediğimiz high intensity interval training, yüksek şiddetli ağırlıklı antrenman yine çok önemli antrenman bilimlerinden bir tanesi. Benim asla vazgeçilmemesini düşündüğüm antrenman türlerinden bir tanesi fonksiyonel antrenman. Yine son dönemlerin popüler antrenman türlerinden bir tanesi nöromüsküler antrenman. Özel antrenman çalışmaları var. CrossFit gibi. CrossFit'ten çok önemli egzersizleri alıp biz kullanıyoruz kendi istasyonlarımızda. Bir de özel protokoller var. Tabata protokolü, insanlık protokolü gibi. Kısaca onlardan bahsedip ondan sonra da bir kurgu yaratmaya çalışacağız. Bütün bunların amacı aslında performansa bir simülasyon sağlamak. Yani kazandığımız kuvveti, sürati, dayanıklılığı, hatta bunları teknikle örtüştürerek kazandığımız teknik becerileri müsabakada aynı oranda ürün çıktısı olarak yararlandırabilir. Çok farklı, biraz önce söylediğim gibi antrenman türleri var. Bunların açıkçası ayrıntılarına çok da fazla girmek istemiyorum. İşte birkaç drop set var, super set var, matrix var, Alman hacim antrenmanı var. Bunlardan da vakit kalırsa, sorunuz olursa kısaca bahsedeceğim. Evet, motor becerileri arasında dün Berkan'ın söylediği bir, Berkan Küçük Yılmaz arkadaşımızın söylediği bir şey vardı. Hani benim karşı çıktığım, kuvvet çalışırsanız süretiniz azalır ya da esnekliğiniz azalır gibi. Ben buna asla katılmıyorum. Literatür de zaten bu yönde bir geri bildirim vermiyor. Şöyle doğru, Berkan'ın söylediği, eğer doğru kuvvet antrenmanını yapmazsanız, doğru dinlenme aralıklarını vermezseniz, evet, bazı bitimlere sebep olabilir. Ama doğru periyotlamayla beraber bunlar hepsi gördüğünüz gibi birbiriyle olumlu anlamda etkileşen antrenman yapılarıdır. Aslında bütün bunların özünde fonksiyonel antrenman tasarımı yapıyor. Bir de fonksiyonel antrenman, kısaca ona bakalım. Bu benim yaptığım bir tanım. Becerebildiysem eğer, kaynaklardan alarak tabii ki. Antrenman tasarımında birden çok amaç hedefli. Hani yine dün bir soru vardı. Aynı antrenman biriminde birden fazla motor beceri geliştirebilir mi? Evet. Kaynakları da görüyorsunuz. Antrenman tasarımında birden çok amaç hedefli. Kişinin becerisine göre baskı altında motor yetilerden branşa özgü tekniklere transferi sağlayan. Bu çok önemli. Yani sadece işte dayanıklılık değil, yüksek nabız değil, yüksek nabızda aynı zamanda da branşa özgü, yani hem polo özgü tekniklerin de gerçekleşmesini sağlayan. Tek bir egzersizde kasların farklı planlarda ve açılarda çalıştırılması esasına dayalı. Yani farklı yönlerde, farklı açılarda çalışması esasına dayalı. Daha düşük dirençlerle, yani vücudu tüketmeden, çünkü sportif beceriye prova oluşturması gerekiyor, maksimal direnç değil. Kinetik zincirleme becerilerine yönelik, işte atıyorum sıçradınız, yani yüksek nabızla beraber sıçradınız, atış kullandınız. Burada bir kinetik zincirleme beceri söz konusu. Yerden koptunuz, havada bir teknik gerçekleştirdiniz ve tekrar yere kondunuz. Bunlara yönelik. Fonksiyonel hareketleri içeren bir dizi egzersizdir diye ben şöyle bir tanımlama yapmaya çalıştım kendi adıma. Evet, o zaman birçok şeye cevap verdik ama bir de fonksiyonel antrenman ne değildir? Ona da cevap vermemiz lazım. Fonksiyonel antrenman ne değildir? Çok önemli. Asla bodybuilding değildir. Yani maalesef hala bodybuilding tarzı çalışan takımlar duyuyoruz, görüyoruz. Antrenörlerin performans antrenörü olarak
takımını emanet ettiği kişilerin çocuklarımıza bodybuilding yaptırdıklarını görüyoruz. Ben özellikle şurada bakın kaynak da belirtmeye çalıştım ama yani bu kaynak sayısını 100'e kadar çıkartırım, çok hassasım çünkü. Asla bodybuilding değildir. Örnek de vermek gerekirse fonksiyonel antrenmanla beraber kazanılanlar şu olmamalı. Yani halter çıktısı olmamalı. Yaptığın kuvvet antrenmanı sana istasyondaki direnç miktarını artırarak değil, sahada gösterdiğin performans çıktısını artırarak olmalı. Yani örnek vermek gerekirse siz omuz kaslarına hitap eden bir kuvvet antrenmanı yaptınız fonksiyonel bir tasarımla beraber. İşte burada belli bir artış sağladığınız zaman kareye attığın topun hızını artıramıyorsan asla bu istendik bir antrenman değildir anlamına gelebilir. O kadar fazla ekip kumanı kullanabiliyoruz ki fonksiyonel antrenmanlarla ilgili. Yani şöyle bir yani kompozisyon size göstermeye çalıştım. Hatta dün yine bir hocamızın çok güzel bir sorusu vardı. Pilates kullanılabilir mi diye. Bunların birçok egzersizin aslında aynı zamanda Pilates'te kullanıldığını görüyoruz. Yine Yasin foam roller kullanılabilir mi diye sormuştu. Foam roller yine fonksiyonel antrenman ekipmanları içerisinde kendine yer bulan bir olgu. Kit çok önemli. Yüksek şiddet interval antrenman yine kullanmamız gereken bir hem dayanıklılık hem kuvvet anlamında. Faydaları neler? Etkinliği artırıyor, yağ yakımı sağlıyor, daha sağlıklı kalp aktivasyonu sağlıyor. Kas yitimi olmadan vücut ağırlığını azaltıyor. Bu çok önemli unsurlardan bir tanesi. Hani bu şöyle bir şeyimiz var. Sezon başında fazla bir de COVID sebebiyle fazla kilolu gelebilecek sporcularımız olabilir. Burada kas yitimi de sağlayarak bir diyet uygulanırsa istenlik değil. İşte o yüzden açıkçası önemli. Metabolizma hızının hızını artırıyor ve değişim yaratıyor. Aynı zamanda kardiyovasküler adaptasyonu sağlayan, nöromüsküler adaptasyonu sağlayan çok önemli hizmetleri var. Ama neye dikkat etmek lazım? Herkesin eşiği farklı. Yani bireysellik ilkesini, antrenmandaki bireysellik ilkesini çok iyi uygulamamız lazım. Biraz önce söylediğim gibi diyet de kişiye özgü. Muhakkak bir beslenme uzmanı. Yani her branşta uzman olamayız. Ben de beslenme konusunda söyleyeceğim küçük laf olabilir. Ama asla kendi uzmanlık alanında olmayan bir konuyla ilgili paylaşım yapmak istemem. Beslenme uzmanlarından yararlanmak lazım. Ama branşı bilen beslenme uzmanları. Koşu bandı kullanmak da bir alternatif değerlendirilebilir. Bu noktada yanlış hatırlamıyorsam COVID döneminde Başakşehir futbol takımı futbolcuların adreslerini kulüpten koşu bandı gönderdi. Ve onların işte uzaktan kontrolle beraber biliyorsunuz futbolarda interfaz yöntemi var. Oradan antrenmanlarını kontrol ettiler. Çok da takdir ettiğim bir yöntemdi açıkçası. Koşu bandında antrenman yapılır mı? Hep böyle bu alandaki mitlerden bir tanesi. Koşu bandı antrenmanı kullanılabilir. Yok işte dizlere farklı baskı yapıyor, ayak bileğine farklı baskı yapıyor. Bu tamamen benim görüşüm şu, fitness salonlarında fazla koşu bandı kullanılmasında çok net bakın yani direkt bilebilir çok basit bir denklem kurmak istiyorum. Çünkü profesyonel koşu bandları çok pahalı. Yani yaklaşık 4 beygirlik bir koşu bandını biz kaliteli bir koşu bandını 40 küsür bin liraya aldık federasyona. Aynı anda 10 tane koşu bandı koymak çok ciddi bir maliyet. O yüzden daha az masraf gerektiren, açıkçası ısınma yöntemlerine yönlendiren bir yapının bunu konuşturduğunu düşünüyorum ben naçizane kendi adıma. Toparlanma da çok önemli. Ama asla pasif toparlanma değil, aktif toparlanma istediğimiz yöntemlerden bir tanesi. Hemen kardiyo kuvvet antrenmanına geldik. Kardiyo kuvvet antrenmanının tabii ki içerisinde dayanıklılık da var. Dayanıklılığı ayrı değerlendireceğiz ama bunda yine bir tanımlamakta fayda var. Gene becerebildiysem kendi tanımlamam bu. Hedefi sportif fonksiyonel kapasitedeki kuvvet gelişimi. Çok önemli. Kuvvet gelişimi ama sportif fonksiyonel kapasitede kuvvet gelişimi. İçinde barındırdığı egzersizler esnasında aynı zamanda sporcunun müsabaka koşullarındaki hedef kalp atım hızlarına da ulaşılır. Yani kaleye
110 nabızda şut atmıyorsunuz da 170 nabızda şut atıyorsunuz. Bu metabolik gereklilikleri karşılayan bir antrenman türü olarak ben tanımlamaya çalıştım. Metabolikten kastımız ne? Sadece maksimum oksijen solunum kapasitesini ya da reaktif kuvvet potansiyelini arttırmakla kalmıyor ya da vücut yağ yüzdesini. Branşa özel uygulamalarda önemli rolü olan bir performans. İşte geri dönüşte sprint attık, savunmaya geri döndük, nabzımız çok yüksek, yorulduk ama ona rağmen karşımızdaki toplu oyuncunun birebirine doğru savunma reaksiyonlarını gösterebilmek, işte kardiyo kuvvet antrenmanının reaksiyonu olarak düşünebiliriz. Kardiyo kuvvet antrenmanının ısınması da farklı şekillerde değerlendirilebilir. Çünkü ısınma çok önemli. Yani siz bodybuilding salonuna girdiğinizde 5 dakika stretching yapan adam bile görmezsiniz ama bizim ısınmalarımız da çok önemli. Bunlarla ilgili örnekler de burada var. Evet, kardiyo kuvvet antrenmanında 7 tane olmazsa olmaz kuvvet başlığından bahseder literatür. Bunlar üst başlıkları. Squat, deadlift, adımlamalar, itmeler, çekişler, itişler, rotasyonel hareketler ve combo hareketler diye. Ama bunların içerisinde atıyorum yanlış hatırlamıyorsam squat'la ilgili toplam 29 tane egzersiz var. İşte front squat, squat sıçrama, burpee gibi şöyle hızlı hızlı geçeyim. Şöyle bunların hepsi sadece squat'la alakalı. Hani dün bahsetmiştik ya antrenman birimlerindeki çeşitlilik diye. Yanlış hatırlamıyorsam 20'nin üzerinde farklı squat türü var. 27, 28, evet 28 tane squat türünden bahsetmişiz. Bir de burada hani deadlift'in de gene aynı şekilde bir de combo hareketler var. Bütün vücudu ilgilendiren full body dediğimiz combo hareketler. Bunlarla ilgili de yine deadlift bunlardan bir tanesi ama deadlift'le beraber farklı kurgular da var. Welcome. If you've taken on my very popular HIIT 100s program, then you've come across an exercise that I call the dead curl press. Birden fazla aksiyonu böyle değil. Bu koparma. Is an Olympic lifting progression to the clean. Push press. Kısa kısa geçeceğim. Çok... And pull those dumbbells in front of the body. Finish high on the toes. And then press. In each hand with the arm. Evet, bunlar gibi. Antrenman programının içerisinde yer almalı. Bunlardan yüzlerce hareket var açıkçası. Hani hepsiyle ilgili var ama çok fazla da detaya girmek istemiyorum. Aslında kuvvet öyle bir şey ki, yani üniversitede biliyorsunuz 14 hafta var. Ben 14 hafta kuvvet antrenmanı, kuvveti anlatabiliyorum. O kadar farklı açılardan yaklaşılabilecek bir konu. Yine son dönemin popüler antrenmanlarından bir tanesi nöromüsküler antrenman, sinir kas uyumu antrenmanı. Yine kısaca kuramından bahsedeceğim, çok böyle sizi bunaltmadan. Sinir anlamına gelen nöron ve kasın beraber uygulanması. Ne anlıyoruz nöromüsküler antrenmandan? Sinirsel ve kassal organizasyonu yeniden restore ederek sakatlığın önlenmesi birinci amaç. Sakatlık sonrası etkilenmiş fonksiyonu sakatlık öncesi düzeye getirmek ikinci amaç. Yeniden sakatlanmasını engellemek için düzenlenen egzersizler bütün olarak tanımlanabiliyor. Bu biraz daha medikal yaklaşım. Dinamik ve stabilitenin iyileştirilmesini sağlıyor. Agonist-antagonist kas uyumunu, proaktivasyonu, agonist-antagonist kas uyumunu çok kısa anlatayım. İşte atıyorum siz biceps curl çalışırken, biceps kası agonist aktif çalışırken, triceps kası antagonist. Burada da statik ve dinamik kasılma söz konusu. Her ikisi de aktif. Yani her ikisinin arasında bir uyum var. Aynı uyum. Hamstring ile quadriceps olduğu gibi. Mesela yine bilimsel çalışmalardan bir tanesi quadriceps hamstring kas
gücü uyumu. Normalde işte hamstring quadriceps oranı 0.8 civarında. Yani biriyle 80 kilo kaldırırken öbürüyle 100 kilo kaldırman lazım. Böyle bir uyum olması lazım. Ama branşa özgü çalışmalar var. Mesela voleybolda bu bire bire yakın. Yani hem quadricepsin hem hamstringin uyguladığı kuvvet birbirine çok yakın olmalı diye bu tür çalışmalar var. Proprioseptik ve kinestetik yani koordinasyonu ilgilendiren şeyler var. Bu nöromüsküler antrenmanla ilgili hani bizi ilgilendiren neler var? Sakatlanma riskini %32-38 oranında azaltıyor. Alt ekstremite sakatlıklarına çok ciddi oranda bir katkısı var. Akut sakatlıklarda risk düşüşü sağlıyor. Aynı zamanda başka branşla ilgili diz sakatlıklarını çok önemli oranda engelliyor. Ön çapraz bağ sakatlıklarında çok ciddi şeyleri var. Toparlama noktaları var. Yine ayrıntıya girmeden söylemeye çalışacağım çok fazla branşla ilgili kurgular içerisinde pivotlu hareketlerde yani dönüşlü rotasyonel hareketlerde nöromüsküler antrenmanın etkilerini gösteren çok fazla çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Hemen nöromüskülerden sonra Tabata protokolüne geçelim. Tabata protokolü kısaca şöyle anlatabiliriz. 20 saniye yüklenme, 10 saniye dinlenmeden oluşan, yani toplam 30 saniye. Toplam 8 hareket var. 4 dakikalık bir süreç. Bu 4 dakikayı biz 2 set yapıyoruz 1 dakika dinlenmeyle. Yani 9 dakika oluyor. Toplam 4 tur yapıyoruz. Son dinlenmeyle beraber toplam 39 dakikalık bir protokol. Beceriye yönelik olabilir. Bacak çalışmalarına yönelik olabilir. Branşa özgü olabilir. Gripping yapabilirsiniz. Kayma adımını yapabilirsiniz. Adımlama yapabilirsiniz. Tabata protokolü handball'ün doğasına çok özgü bir yapı. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda özellikle Tabata protokolünün diğer antrenman programları daha uzun süresine rağmen, daha kısa süresine rağmen daha fazla katkı sağladığını gösteren çalışmalar var. Insanity protokolü yine doğru egzersizlerin seçilmesiyle beraber bunlarla ilgili örnekleri özellikle ev egzersizleri kısmında göstereceğim size benim kendi tasarladığım programları. Burada önemli olan antrenman yapan kişilerin nabızlarının hangi bölgeye hitap ettiği. Bunu bulmamız lazım. Yani hangi bölgeye hitap etmesini hedefliyoruz? Acaba o hedefe ulaştık mı? Yine bunu uygulamalı olarak size göstermek istiyorum. Crossfit'e geçmeden önce, crossfitleri de bitirelim, ondan sonra bir ara verelim. Crossfit nedir? Kuvvet, koşu ve jimnastik. 3 tane ana şeyi var birleştirdiği. 10 tane de fitness parametresi var. Bunları biraz sonra söyleyeceğim. Yine adaptasyonu sağlıyor. Gelişim prensibine dayalı aşamalı olarak artan bir yapı var. Müsabık da olunabiliyor. Bakın bunlar müsabakalardan görüntüler. Egzersiz programları. 10 tane genel motor yeti üzerinde etkisi. Muhakkak kullanacağınız egzersizlerin olduğunu düşünüyorum. İlgi duyanlar için ayrıca belki bir crossfit şeyde oturumu bile yapılabilir bu aşamada. Evet. Bu 50. slayta geldiğimizde buradan 50. slayta gelelim. Ben bir ara verip şu ana kadar sorusu olan var mı yok mu periyodizasyon öncesinde sorusu olan var mı yok mu bir öğrenmek istiyorum. Evet Yasin. Evet, özellikle ne olur çok soru sorun ki yani soru sorulmasını isteyen eğitici grubuyuz biz. Çünkü çok farklı yaklaşımlar var bu noktada. Ne kadar çok konuşursak o kadar gruba etki sağlar diye düşünüyorum. Hocam herhangi bir el kaldıran yok. Ben soru sorarken belki hocalarım düşünür. Bir şey soracağım size. Tabii. Şimdi kuvvet antrenmanı periyotlamasında maksimal kuvvet sıralamasını biliyoruz. Maksimal kuvvet çalışırken hipertrofiden bağımsız olarak maksimal kuvvet geliştirme metotları var. Biz handbolcu olarak hipertrofiye ne kadar ihtiyacımız var, maksimal kuvveti ne kadar ihtiyacımız var ki bunları güce dönüştürebiliriz?
Yani illa hipertrofi çalışmamız gerekiyor mu? Yoksa hipertrofiden bağımsız maksimum kuvvet çalışabilir miyiz? Ben ilk söylediğim düşünce taraflısı bir antrenörüm. Yani muhakkak yani maksimum kuvvet öncesinde hipertrofi çalışılması lazım. Özellikle sakatlıklardan korunmak için ve hacimsel direnci artırmak için. Ben açıkçası belki diğer yöntemle çalışanlar da vardır ama ben adaptasyon sonrasında, biraz sonra göreceksiniz, adaptasyon sonrasında muhakkak periyotlamaya göre en az 6 hipertrofi antrenmanı yapılması taraflısıyım. Sonrasında maksimum. Peki aşırı hipertrofi çalışılmasında esneklikte mutlaka bir ölçüde kayıp oluyor. Esneklik antrenmanıyla desteklemek gerekir sakatlıklardan korunmak için ama belki diğer metot bu sakatlık yöntemini biraz daha sakatlık riskini kaybetmek adına daha etkin olabilir mi diye düşündüm ama o yüzden Haklısın ama burada belki şunu açıklığa kavuşturmak lazım. Hangi egzersizleri seçiyor? Şimdi hipertrofi antrenmanında da maksimal kuvvet antrenmanında da açıkçası biraz daha izole egzersizleri tercih ediyor. İzole egzersiz ne demek? En fazla bir ya da iki eklemin aktif olduğu kaslar. Ama devamında muhakkak fonksiyonel hareketleri koyduğumuz için ben esnekliğin o noktada da özellikle kullanılan eklemlerde en geniş açıda kuvvete de olumlu anlamda etki sağladığını düşünüyorum. Yani tabii biraz Yasin açıkçası yaptığın antrenman programıyla beraber sporcularının yaşadığı sakatlıklar da bunun bir göstergesi. Bu anlamda sana şunu söyleyebilirim. Altyapıda işte altyapıdan gelen A takıma kadar çıkan bir oyuncu grubuyla yaklaşık işte 9 senedir beraber çalışıyoruz. Benim sporcularımın hiçbiri bu kuvvet antrenmanları sürecinde ne ayak bileği, ne çapraz bağ, ne kasık travmadan ya da fazla yüklenmeden ötürü şöyle kulağımı çekeyim, hep eğer sporcular dinliyorsa onlar da kulaklarını çeksinler. Hiçbir sakatlık yaşamadık. Bence bir antrenmanın en önemli ürünü sakat sporcuların çıkışı. Ben biraz da antrenman programının başarısını ona bağlıyorum. Yani ne kadar az sakatlık yaşamışsınız, bu da antrenman programının bir başarısı diye düşünüyorum. Ama senin söylediğin konuda en anahtar cevap hangi egzersizleri seçiyorsun? İzole egzersiz mi? Çok eklemli egzersiz mi? Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. İlker Kurtulmuş hocamız. Bu sendeyiz İlker. Bir sesini açabilirsin. Açtım. Geliyor değil mi? Merhaba herkese. Merhaba. Hocam sezon içerisinde periyotlamayı anlatacaksınız ama ben müsabaka öncesiyle ilgili bir şey soracağım. Belki deneyeceksinizdir bilemiyorum. Müsabakaya çıkmadan önce hafif kilolarla izole hareketler yaparak kan dolaşımını sağlamak sizce ne kadar faydalı olabilir? Tabii bu mümkün olduğu kadar, yani elimizdeki fırsatlar mümkün olduğu kadar, yani halter salonuna sahip bir spor salonuna sahip olduğumuz göz önünde bulundurursak genelde Amerikan sporlarında, yani Amerika'daki organizasyonlarda genelde müsabakadan önce özellikle 70-80 dakika önce mutlaka hafif kilolarla, tabii ki herkesin kendisine göre hafif kilolarla mutlaka izole hareketler yaparak bir dolaşım sağlamıyor çünkü. %100 katılıyorum söylediğine. Ama burada en önemli nokta şu. Sporcuların öyle bir öyküsü var. Şimdi NBA sporcularından bahsediyoruz. Adamlar uçakta bile kendilerine özel uçakta bile kuvvet çalışıyorlar. Devre arasında gidip kuvvet çalışabiliyorlar. Maçta sakatlık yaşadıkları zaman hemen rehabilitasyon odasına gidip kuvvet antrenmanı yapabiliyorlar. Ama bunların zaten işte yüz binlerce sporcu arasından oraya çıkmış. Yani bu antrenmana alışık kişiler. Böyle bir kurgu yapıldığında yapılabilir ama mesela şeye karşıyım. İzole değil, fonksiyonel hareket. Fonksiyonel. Fonksiyonel hareket. Antrenmanın öncesinde de yapılabilir. Ama dediğim gibi izole egzersizin özellikle müsabaka döneminde ben hiç faydası olduğuna inanmıyorum. Yani çok böyle rigid bir cümle kullanmayayım ama diğerine göre çok az faydası olduğuna inanıyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hocam
Hocam başka sorumuz yok. Yani soran hocam yok şu anda. Tamam. Devam edebiliriz isterseniz. Soru sorulmamasının iki sebebi olur. Ya ben hiç anlatamıyorum ya da var bir tane bak. Bir tane buldum. Soru Erdal şimdi siz konuşurken geldi hocam. Erdal hocam buyurun. Merhabalar hocam. Merhaba. Hocam benim sorum şu olacak. Benim kredik olduğu için bunlara göre bu ağırlık pozisyonlara göre ağırlık çalışmada. Ben kulaklığı takayım olmazsa daha iyi geldik sesim. Erdal hocam bunu daha erken yaparsın. Evet. Sesim geliyor mu şimdi? Şimdi sesim geliyor mu? Evet. Pozisyonlara göre bu ağırlık çalışmalarında farklılık gösterir mi hocam? Özellikle ben kaleci olarak merak ediyorum. Kaleci antrenörü olarak merak ediyorum. Kalecileri daha farklı çalıştıracağız. Özellikle sezon başı olduğu için çok merak ettim. En merak ettiğim konu bu. Yani pozisyonlara göre farklılık olacak mı çalışmalarda? Ben sezon başı antrenmanlarında farklılık yapma taraflısı değil. Yani niye? Çünkü adaptasyon amaçlarına baktığında kalecinin de o adaptasyon ihtiyacı var. Yasemin Çiçek ekranını kapat. Hipertrofi dediğinde kalecinin de o direnç alanını artırmaya ihtiyacı var. Maksimal kuvvete de ihtiyacı var. Çünkü sezon öncesi çalışma. Ondan sonra devamında da zaten branşa özgü egzersizler koyacağımız için onları paylaşacağım biraz sonra. Orada da kalecileri ben aynı programda hep değerlendirdim. Ama kalecilere özel hareketler var. Bunlarla ilgili de işte her antrenmanda kalecilere ayrı vakit ayrıldığında bunları değerlendirmek lazım. Ama sezon öncesine bakıldığında ben kuvvet antrenmanın amacının kaleciler için de aynı olduğunu düşündüğüm için ben farklılık uygulamıyorum. Belki vardır uygulayan ama ben mesela amaç aynı olduğu için çok uygulama taraflısı değil Murat Bilgi olarak. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Yazık birkaç soru vardı Yasin. Evet hocam chatten bir sorumuz var. Squat antrenmanından bir gün önce bisiklet yapılması şart mıdır? Eklem sıvısını arttırdığını öğrenmiştik önce diye Yavuz Bostancı sormuş. Bir daha alabilir miyim? Evet tamam şimdi gördük. Squat antrenmanından bir gün önce bisiklet yapılması şart mıdır? Yani o öyle şimdi böyle bir şey ben duymadım da şart olduğunu söyleyen birileri mi var Yavuz Hocam? Yavuz Hocam'ın sesini açabilir misin? Hemen açayım hocam. Önce Yavuz Hocam'ı bulayım. Evet hocam sesinizi açabilirsiniz. Evet. Daha önce merhaba. Merhaba. Daha önce squat yapmadan önce bize bisiklet yapılırsa eklem sıvısının arttırdığını hani sakatlanabileceğini düşündüğünü söyletir. O yüzden sonra hani bir gün öncesinde squat yapma eklem sıvısını arttırdığı şeklinde bilgi aldık. Daha önceki yani bu hem kol kursu daha başka bir kursu. Yani ben öyle bir bilgiye akademik olarak sahip değilim Yavuz Hocam. Bana çok da hani kullanılabilir gelmedi ama hani akademik bir şeyse onu bütün detaylarını öğrenerek konuşmak lazım. Ama benim o konuda bir akademik de bilgim yok. Ama kuramsal olarak da çok öyle bir zorunluluk olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Teşekkür. Murat Hocam bir sorumuz daha var. Önce chat'tekini okuyayım. Mustafa Hocam'ın sorusu vardı. Mustafa Hocam'ın sesini açayım. Mustafa Babacan. Hocam buyurun açabilirsiniz. Mustafa Hocam buyurun. Hocam yanlışlıkla oraya gittiyelim. İsim değiştirirken kusura bakmayın. Çok hocam, özür diliyorum herkesten. Beni görmüş olduk. Sorun değil. Serkan Hocam'ın sorusu var. Serkan İnce.
Hocam merhabalar. Merhaba. Hocam şimdi özellikle sezon öncesi hazırlık döneminde izokinetik kuvvet izokinetik kuvvet testlerini sporculara yaparak ona göre antrenman programları düzenlemek ya bizim branşımıza uygun mu? O test parametrelerine göre bu kuvvet antrenmanlarını sporculara vermemiz de bize katkı sağlar mı? Çocukların, sporcuların durumlarını öğrenip kuvvet değerlerini. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzokinetik çalışmalar çok farklı, yani çok fazla eklem grubunda yapılamıyor zaten. Yani diz ekleminde yapılabiliyor. O da açıkçası ben biraz daha rehabilitatif olduğunu düşünüyorum. Yani sakatlık sonrasında hani iki dizin birbiriyle olan kuvvet dengesizliğini şey yapmak için yani maksimal çalışılması taraftarı değilim. Maksimal ölçülmesi taraftarı da değilim. Hele ki ya maksimal şöyle ölçülecektir zaten. Maksimal kuvvet antrenmanı sırasında siz işte 10 tekrardan yukarıya doğru çıkarak yapacaksınız ama bunun öncelikle bir ısınması var. Onun öncesinde hipertrofi antrenmanı var. Onun öncesinde adaptasyon var. Ben o programı handball'ün gerekliliklerine göre hazırlanması düşüneceğim. Teşekkür ederim. Murat Hocam bir chatten sorumuz var. Burhan Keskin Hocam sormuş. Biyometrik idman önemli mi? Antrenman planlaması yaparken ne zamana konmalı? Teşekkür ederim diye mesaj almış. Biyometrik antrenman çok önemli, çok kıymetli. Onu periyodizasyon içerisinde ayrıntılı olarak anlatacağım. Bir chatte diğer bir sorumuz var. Serkan Hocam'a söz vermeden önce. Ağırlık antrenmanların deniz seviyesinde mi yoksa yüksekte mi yapılırsa daha fazla etkisi olur. Bir farkı var mıdır diye bir soru gelmiş Cengiz Hocam'dan. Yani bu yükselti antrenmanı konusuna giriyor. Altitude. Yükselti antrenmanıyla ilgili çok önemli şeyler var. Çalışmalar var ama özellikle o Mexico City olimpiyatlarında böyle popüler olduğum ondan sonra herkes yükselti antrenmanı yapmaya başladı. Bu konuyla ilgili yanlış bilinen bir şey var. Özellikle anaerobik sporlarda başarı sağlandı. Başarı sağlanıyor. Öte yanda siz işte eskiden vardı. Bolu'ya gidin yükselti antrenmanı yapın. Bu size bir sezon yeter gibi. Asla öyle bir şey değil. Deniz seviyesine indikten sonra 3 hafta içerisinde miyoglobin seviyesi aynı düzeye düşüyor. Yani önceki düzeye düşüyor. O yüzden hep yüksekte çalışacaksanız sorun yok. Ama normal yükselti antrenmanıyla beraber bunu devamlılık haline getiremeyeceğimiz için ben çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Evet, hocam devam edelim. Hocam buna ben bir şey daha ekleyebilir miyim? Bununla ilgili bir metodolojik katkı var. Yüksekte yaşa, alçakta antrenman yap. Böyle bir yaklaşım var son dönemde dayanıklık antrenmanları için. Yani oraya iki şekilde şey olabilirim, muhalif olabilirim. Dayanıklık sporlarında değil, daha çok açıkçası anaerobik sporlarda başarılı olduğu görülmüş yükselti antrenmanının. Öte yanda dediğim gibi tamam yükseltide antrenman yap da geri döndün 3 hafta sonra normale döndün. 3 hafta sonra bir daha mı çıkacaksın? Bir de yaşıyor. Aşağıda antrenman yapıp tekrar yükseğe dönüyor. Ha, iyiymiş. O zaman iyiymiş. Öyle bir mekan varsa. Yani Manisa'da yaşa, İzmir'de antrenman yap oluyor hocam. Yükseklik ne kadar? Aradaki yükseklik yükselti farkı ne? Yaklaşık 800 bin civarı. Yani biliyorsun 2000 metre civarında başlıyor. 2000 metre civarı sonra başlıyor. Yani miyoglobin artışı. Evet. O yüzden hani bilmiyorum ne kadar efektif olur. Evet. Serkan Hocam sesinizi açabilirsiniz. Buyurun Serkan Karam. Sercan pardon özür dilerim. Sercan Hocam. Merhabalar. Ben de şu an yazıyordum. Duyabiliyorsunuz değil mi? Duyuyoruz. Hocam şey diyecektim, yazıyordum chatten de şimdi hocam deyince şey dedim. Şimdi bireysel antrenman yani mevkilere göre ve bireysel antrenman periyotlaması yaptığımız zaman yıllık antrenman programında bunu hangi yılın hangi ayına koysak ya da sezonun hangi gününe koysak birinci hazırlık kampı mı olur yoksa müsabakanın birinci evresi mi olur? Ara dönem mi olur yoksa bitiriş sezonunda zaten olmaz da bu birinci hazırlık kampında mı yapılması daha iyi olur? Çünkü 365 günde bizim çalışacağımız gün sayısı belli. Süper kompanze olayına göre yüklenme dinlenme ilişkisine göre de vereceğimiz antrenman modülü belli. A takımda özellikle. Biz bu bireysel antrenman yani mevkilere göre antrenman periyotlamasını yaparken
yıllık antrenman programlamasında performans sporcularına hangi dönemde koymalıyız? Hocam şöyle yapalım mı? Zaten hemen ilk slide periyotlamayla başlıyor. Onu istersen ben göstereyim. Ama sorunu unutma. Eğer orada yanıtını bulamadıysan ikinci ara verdiğimizde soru cevap bölümünde muhakkak sor, olur mu? Olur hocam. Hı-hı. Teşekkür ederim hocam. Ya. Sağ olun. Hemen bakıyorum. Murat hocam bir tane daha sorum var. Son soru yapalım. Çünkü son soru zaten. Müsabaka öncesi mobilizasyon antrenmanlarının süresi ve tekrar sayısı ne olmalıdır diye bir soru var. Top antrenman öncesi ya da müsabaka öncesi mobilizasyon antrenmanı. Ya mobilizasyon antrenmanının müsabaka öncesiyle müsabaka sonrasıyla grubun donanımına bağlı. Ama mobilizasyon antrenmanları açıkçası bir kuvvet antrenmanının, bir handball, yoğun kuvvet antrenmanının öncesinde ben açıkçası biraz daha ısınma amaçlı düşünüyorum mobilizasyon antrenmanları. Evet, ben izin verirsen tekrar paylaşacağım. Tamam, buyurun, sizdeyiz. Hemen bir saniye izni veriyorum. Evet, buyurun hocam, paylaşabilirsiniz. Evet, şimdi takip edilmesi gereken bir sıra var kuvvet antrenmanlarında. Bu benim çok önemsediğim bir unsur. Naçizane kendimin de uygulamaya çalıştığı bir yapı. Kendi vücut ağırlığıyla yapacağımız çalışmalarla başlamalıyız. Yani altyapıdan yukarıya doğru çıkarken. Eşli çalışmalar devam etmeli, sonra küçük aletler eklenmeli. Bundan sonrasında aynı konuştuğumuz grubu. Anatomik adaptasyon, hipertrofi, maksimal kuvvet antrenmanı, kombine kuvvet antrenmanları ve derinlik sıçramaları. Burada hani özellikle bunu vurgulamak için konuşuyorum. Derinlik sıçramaları tamamen şu ilk kısım bittikten sonra yapılabilir. Yani hele ki altyapı için risktir zaten, ama üst yapıda da kombine kuvvet antrenmanları tamamlanmadan derinlik sıçramalarına geçilmesi istendik değildir literatür olarak. Evet, şimdi gelelim siklusları nasıl planlayacağız kuvvet antrenmanında. Bu dün paylaştığımız konuydu, antrenman sayıları. Burada işte ilk hafta bunu yaptık dedik, ikinci hafta bunu yaptık dedik, sonra üçüncü hafta çift çifte döndük. Kamp programımız var, ondan sonra maçlar başlayana kadar bir programımız var. Ondan sonra ilk beş maçımıza yönelik bir periyodizasyon var. Sonra yine bir ara var, milli takım arası. Onun devamında bu şekilde ilerledik. Peki burada siklusları nasıl belirleyeceğiz? İlk antrenmandan itibaren siklusları nasıl belirleyeceğiz? Bunları konuşalım. Evet, ilk hafta, ilk adaptasyon haftamızda 3 tane anatomik adaptasyon kuvvet antrenmanı koyduk. Ondan sonra 5 tane hipertrofi antrenmanı var. Sonrasında 2 hafta maksimal kuvvet antrenmanı var. Bunun devamında yaklaşık maçların başlamasına 3 hafta kala ben şöyle uyguluyorum. Bir hafta maksimal kuvvet antrenmanı, bir hafta çabuk kuvvet antrenmanı, bir haftada özür diliyorum. Haftada 3 tane kuvvet antrenmanı. Bunlardan bir tanesi maksimal kuvvet, bir tanesi çabuk kuvvet, bir tanesi de kuvvetli devamlılık antrenmanı. Bunlar birbirini takip ettiren unsurlar. Ama sezon içerisinde gelindiğinde biliyorsunuz dün konuşmuştuk. Maçı cumartesi oynadık. Ben pazara bir tane çabuk kuvvet antrenmanı koydum. Pazartesi dinlenme verdik mecburen. Keşke istendik olarak verebilsek, ama salı ve perşembeye de diğer iki kuvvet antrenmanını, bir tanesi maksimal kuvvet, bir tanesi de devamlılık olarak koyma taraflısıyım. Aynısı sezon içerisinde de geçerli. Yani sezon içerisinde muhakkak 3 tane kuvvet antrenmanı uygulamamız lazım. Bazen bunu sezon içerisinde top antrenmanıyla da birleştirme şansına sahibiz, ama şu verdiğim periyotta, dün paylaştığımız periyottaki antrenman kurgularını da böyle paylaşabiliriz. Dördüncü antrenmanla beraber branşa özgü ya da kişiye özgü şeyler zaten başlıyor, yükler. Ama farklı
egzersizlerde eklenebilir. Şimdi antrenman örneklerini geçmek istiyorum. Bu örnekler üzerinde açıkçası çok fazla durmayacağım. Sebebi şu, hani videolarını koyuyorum, işte söyledim, dünkü antrenmanı hemen koydum, benim YouTube kanalıma girip izleyebilirsiniz. Oradan screenshot da alabilirsiniz. Çünkü detayına girip vakit kaybetmek istemiyorum çünkü çok fazla antrenman programı var. Bunlar anatomik adaptasyon örnekleri, tekrara dayalı bu. Bu saniyeye dayalı genel kuvvet antrenmanı. Yine bu çabuk kuvvete dayalı. Özellikle bir combo antrenman programı. Geçen sene işte, yaptığımız hipertrofi program örneği. 12 istasyon var. Geri dönüyorum. 12 tane istasyon var. 8-12 tekrar arasında 3 set. Burada ben istemeden dönme. Niye dönüyorsun? Burada önemli olan 12 tekrarı çıkartabilmesi. 12 tekrarla 8 tekrar arası istendiktir ama 12 tekrarın üstünde çıkartıyorsa sporcu, bir sonraki antrenmanda biz ağırlığı artırıyoruz. Nasıl artırıyoruz? Fazladan tekrar başına üst ekstremite için 2,5 kilo ekliyoruz. Alt ekstremite için 5 kilo ekliyoruz. Fazladan kaldırılan tekrar başına. Yani bir antrenman, hipertrofi antrenmanın 3. birimde falan çok netleşiyor. Her sporcunun kendi kilosu netleşiyor. Ondan sonra da net bir şekilde o kişinin maksimaline de ulaşmış oluyoruz. Yani ben maksimal kuvvet antrenmanını maksimal denemesini hipertrofi ile beraber yaparak değerlendiriyorum. Bunlar egzersiz örnekleri. Hızlı geçeceğim. Buradaki dengeleri muhakkak alt üst sağ sol ön arka içerisinde kurguluyoruz. Burada birinci çalışan kas grupları kırmızı, ikinci çalışan kas grupları sarı. İtiş varsa çekiş var. Altla üst birbiriyle doğru orantılı çalışıyor gibi. Kor egzersizleriyle bütünleştirebiliriz. Bu işte bireysel farklılıklar aslında burada başlıyor. Herkesin çalıştığı kilo farklı. Her istasyonda maksimal çalışabileceğimizi da söylemiştim size. Burada da yapılmış örnekler var. Kuvvetli devamlılıkla ilgili işte mesela bu kasalı kuvvet antrenmanı diye geçen bir antrenman programı. Bu nöromüsküler antrenman örneği YouTube'da, bunu da benim kanalımda bulabilirsiniz. Buradan şöyle kısaca gösterebilir miyim diye baktım ama. Birinci egzersiz. İkinci egzersiz. Üçüncü egzersiz. Dördüncü egzersiz. Dördüncü daha çok birden fazla. Yasin, videolarda donma oluyor mu? Hafif gecikmeli geliyor ama Akıcı hocam. Sesten kaynaklı sanırım birazcık şey var. Akıcı geliyor şu an. Çok önemli egzersizlerden bir tanesi. Bu egzersizler Fransız'ın takımı. Atacak Rıza. Tamam. Evet.
Sen fazla. Bu da yine çok handball için çok efektif bir hareket. Bir daha dönmek istiyorum o harekete. O hareket. Bir daha. Tabii burada şeyi de sizle paylaşmak istiyorum. Covid-19 döneminde ev egzersiz programları üzerinde çalıştık. Bu akademik de bir çalışma oldu aynı zamanda. YouTube'da örneklerini de bulabilirsiniz. Şöyle niye bunlar? Çünkü aynı zamanda ayrı bir başlıkta efendim Yasin? Görüntü gelmedi bana ama tamam. Diğer hocalarıma geldim göremedim, tamam. Bilemiyorum. Tamam. Onu internetten bulabilirsiniz. Aynı şekilde 4 tane de antrenman programı var. Yavaş yavaş şiddeti arttırıyoruz. Aerobik aralı interval antrenman. İp atlamalı bir program bu. Şöyle geldim Yasin. Geldi mi? Yani diğer hocalarından dönüt alamıyorum eğer. Sen bana izledin misin videoyu? Ben göremiyorum hocam. Diğer hocalarımın da görmediğiyle ilgili mesajlar geliyor. Siyah blok geliyor. İsterseniz paylaşımınızı bir kapatıp açın hocam tekrar. Yok yok, şey yapalım. Şöyle zaten tamam. Bunun hepsi, bu programların hepsi benim YouTube kanalımda var. Tamam hocam. Oradan ulaşabilirler. Hocam, tamam. İsterlerse. Bu da yavaş yavaş şiddeti arttırdık. Yoğun aralı antrenman, yüksek şiddetli aralı antrenman kurguları. Yavaş yavaş şiddeti arttırdık. Ve burada hedeflediğimiz bölgeye ulaşıp ulaşmadığımızı, egzersiz bölgesi var. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıktık. Aerobikten maksimal efora doğru çıktık. Bununla ilgili her sporcunun kendi maksimali var. Ve hedef kalp atım hızı aralıkları var. Ondan sonra acaba gerçekten antrenmandaki antrenmanla beraber hedef şeylere ulaşabildik mi diye böyle bir çalışma yaptık. Bu akademikte bir çalışma oldu. Bu ay yayınlandı. Bunu da yine daha sonra sizle paylaşırım. Evet, şimdi dayanıklılığa geçtik. Süremiz çok hızlı ilerliyor. Şimdiye kadar hani kuvvetle ilgili sorusu olan var mı diye bir hiç vakit şey yapmayalım. Devam edeyim, bittikten sonra geçelim. Evet, dayanıklılık periyotlamasına geldiğimizde bakın yine periyotlama aynı. İlk iki hafta aerobik dayanıklılık var. Cross A, B ve C'yi koşuyoruz. Onları göstereceğim şimdi. Sonra yaygın interval antrenmanla yoğun interval antrenmanı peş peşe bir gün arayla 3. hafta yaptırıyoruz. Sonra hitler başlıyor. Yani 5'e yakın hit var ama muhakkak arada bir gün boşluk var. Çünkü kamptayız bu sırada. Yani toparlanmayı da biz hesap edebiliyoruz. Dün hani Mesut'un bir sorusu vardı. Kamp İlla ki lazım mı, şart mı diye. Sosyalizasyon anlamında kampı önemseyebiliriz ama öte yanda bir de yoğun antrenmanlar sırasında eğer kampta değilse sporcu toparlanmayı kontrol edemeyebiliriz bir. Beslenmeyi kontrol edemeyebiliriz iki. O yüzden hani riske atmamak adına hem beslenmeyi kontrol altına almak hem toparlanmayı kontrol altına almak, yani dinleniyor olmalarını sağlamak. Üçüncü olarak da sosyalizasyonu sağlamak anlamında ben kampın önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki şart. Buna imkanı olmayan kulüplerimizin olduğunu ben çok iyi biliyorum. Altyapıda hiçbir zaman biz kamp yapamadık ama bu tempoda antrenman yaptık.
Ama A takımlar seviyesinde artık elit seviyede bunlar yapılmalı diye düşünüyorum. Sezon içerisinde de maçlara doğru giderken salı günü özellikle dinlenmeden çıktığımız gün HIIT antrenmanı yani yüksek şiddetli interval antrenman, perşembe günde yaygın interval antrenman, bazen yoğun interval antrenmanla da bu sirkülasyonu yani haftada iki tane dayanıklılık antrenmanını kurgulayabiliriz. Zaten hem blok antrenmanda hem mikrosikloslarda ikiden fazla pik antrenman önerilmiyor. Dün de bunu paylaşmıştık. Mesela cross A, B ve C'ler dedim. Nedir bu cross A, B ve C'ler? Cross A'lar kesintisiz, sürekli koşular. İşte 16 turla başlayıp 20 turla koşuyoruz. Her sporcunun bakın burada gördüğünüz gibi nabız aralıkları var. O kadar düşük ki bu nabız aralıkları 157-160. Bunları tabii ki hesaplayarak, daha önce gösterdiğim gibi hesaplayarak yapıyoruz. Bu nabız aralıklarında gelmesini istiyoruz. Çünkü başlayacak ve bitirecek. 4. 5. dakikada steady state'e ulaşıyor. Vücut steady state hatırlarsınız. Vücudun hazır olma durumu yani dışarıdan aldığı oksijeni artık rutin olarak enerjiye dönüştürdüğü mekanizma. Onun devamında bu belirli bir rutine oluşuyor, oluşturuyor. Hatta bazı sporcular var ki bir ya da iki farklılıkla geliyorlar 20 dakika boyunca. Bakın burada bir de onların 20 tur cross koşularında hedefe ne kadar ulaştıkları ile ilgili veya ne kadar uzaklaştıkları ile ilgili ortalama sürenin ve toplam sürenin alındığı yapılar var. Burada şunu görüyoruz. Kalp atımızı değişmemesine rağmen ortalama sürenin azaldığını düşünüyoruz. Yani 6 tane cross antrenmanı dedik ya. 6 tane olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. İşi kalitelileştiriyoruz. Kalp atım sayısı değişmiyor ama ortalama geldiği süre düşüyor. Mesela 2.44'ten 2.40'a düşüyor. 2.30'a düşüyor. Hatta daha yüksek iyileşmelerde görülebiliyor. Bütün bu antrenmanlarda muhakkak algılanan efor seviyesini soruyoruz. Onun üzerinden kaç sence zorlanması diye. Burada muhakkak soruyoruz. Bizim biraz sonra göstereceğim. Ne kadar hitap ediyor? Hedefimize ne kadar hitap ediyor? Onu da paylaşıyoruz. Cross B'de ne var? 2 tur koşu yani 800 metre koşu var. Sonra toparlıyoruz nabız aralıklarına göre. Sonra sprint ABC egzersizleri var. Ne yapıyor sprint ABC egzersizlerinde? 40 metre diz çekiyor, 10 metre yürüyor, 40 metre topuklama yapıyor, 10 metre yürüyor. Ne zaman ki dinlenme nabzı, istenlik nabzı ulaşıyor, kendisi çıkıyor artık. Hani dün yine bireysel farklılıkları kim sormuştu? Nabızlardaki bireysel farklılıkları. Yasin sen mi sormuştun hatırlayamadım. İşte burada artık sporcular kendi nabızlarını biliyor. Yani ikinci tura kendisi çıkıyor. İki tur koşuyor. Ama burada şu hatayı düşmemesi lazım. Mesela diyelim ki biz 170-175 nabız aralığı verdik. Burada koşan kişi Murat Bilge. Hemen daha 100. metrede 175 nabız aralığına ulaşamaz. Yavaş yavaş o 175'e çıkıyor. Bu 200. metrede olabilir, 300. metrede olabilir. Hatta ilk turun sonunda olabilir. İlk turun sonunda yakalayabilir. Yani birden nabzını yükseltip tükenmeyi asla istemiyoruz. Toplam 7 tane sprint ABC egzersizi var. 8 tane koşu var. Bunların aralarında da bu egzersizlerle cross B'yi tamamlıyor. Cross CNN tek tur, tek tur, tek tur, 2 tur, 2 tur, 3 tur, 2 tur ve tek tur. Bu da cross C antrenmanı. Bununla ilgili farklı örnekler de var. Yine göstereceğim. İnterval antrenman bizim doğamız gereği çok önemli bir antrenman türü. Bir kere performansı tanımlamamız lazım. Hem kuril gerekliliklerini belki bir başka sunumda yine paylaşılabilir başka oturumlarda. Tanımlanmış motor beceri gelişimi amacına yönelik yapılan yüklenmelerde yükün kişi üzerindeki fizyolojik değişimi normale dönmeden, bakın bu önemli, nabız ısınma seviyesine dönmeden doğru toparlanmayla beraber tekrar eden yüklenmeler çerçevesindeki antrenman uygulaması diye yine bunları tanımlamışız. Toplam 5 tane anahtar nokta var. Bu antrenman kurgusunu ortaya getireceğim. Yine bunları çok üzerinde durmadan geçeceğim. Hani screenshot yapabilirsiniz.
hepsini tek tek anlatmak çok efektif olmayabilir. O yüzden bunlar yer merdivenleriyle, egzersizlerle tamamlanabilecek unsurlar. Mesela burada hem pas var, hem koşu var, hem de kuvvet egzersizleri var. Kardiyo, kuvvet, teknik antrenman. Biraz önce söylemiştik mesela şu bizim yaptığımız cross J antrenman türü. 3 tane tek tur, 2 tane 2 tur, 1 tane 3 tur. Sonra 2'den 1'e düşürdük bir turu, 3'ten de 2'ye düşürdük tek tur. Bunu piramidal yukarıya doğru çıkışla da yapabiliriz. 4 tane tek tur, 3 tane 2 tur, 2 tane 3 tur, 1 tane de 4 tur olarak yapabiliriz. Yine bu kardiyoteknik güç antrenmanı, bu antrenman programı, hepsinin detayına girmem için hepsini videolu göstermem lazım. Hepsini videosu var YouTube'dan onda ama bu çok ciddi bir süreç olduğu için oradan tamamlayabilirsiniz ama sorunuz olursa yine yanıtlarım. Bakın bu da hem kuvvet antrenmanı var hem handball'e özgü savunmaya yönelik bu sefer hareketler var. Kayma gibi, giriş çıkış gibi hem de tempo koşuları var. Yani yine 3 amaca yönelik bir antrenman birimi özelliği. Bunlar da yine handball'e özgü kardiyo teknik antrenman bunlar. Bunlarda kuvvet yok. Dribbling var, pas var ve koşular var. Yine aynı şekilde farklı bir antrenman türü. Burada bakın 400 metrelik bir koşu var. 10 saha ediyor biliyorsunuz 40 metreden hesaplarsak. 20 metreyi 5 saniyede geliyor önce. Bundan toplam 400 metre koşuyor. Efendim Yasin? Evet. Yani bende devam ediyor. Tamam. Yani ben şu anda takip bilmiyorum. Ben şimdi stop share yapayım bakayım. Evet herkes. Mehmet Bilbek hocam görüntüde sıkıntı. Serkan'ı görüyorum. Serkan görüntüde sıkıntı var mı? Seste sıkıntı var mı Serkan? Yok. İyi. Tamam. Tamam. Sen Yasin şimdi sen misafir olarak geçeceksin. Tamam hadi görüşürüz. Evet burada 400 yani 10 saha koştuk. Sonra hacmi azalttık. 400 metreden 320 metreye düşürdük. Yani 8 saha koşturduk ama tempoyu da 20 metrede 5 saniyeden 4,5 saniyeye düşürdük. Toplam 72 saniye koştuk. Sonra yine hacmi düşürdük. 6 sahaya düşürdük yani 240 metreye düşürdük. Ama tempoyu 4,5 saniyeden 4 saniyeye düşürdük. Yani hacmi düşürürken tempoyu artırıyoruz. Yani şeyin artması demek, sürenin azalması demek aslında temponun artması demek değil mi? Ben şu sevdiğim şeyi alayım tekrar. En son 20 metreyi 3 saniyede koşacak tempoya kadar çıktık. Ama ne kadar? Sadece git gel. 2 saat gittik geldik, gittik geldik ve bitirdik. Bunların arasında şunu koştuktan sonra yine branşla ilgili bir hareket var. Koştuktan sonra yine branşla ilgili bir hareket var. Yine yani branşı bunların arasına yediriyoruz. Yani burada mesela nabız yaklaşık aerobik interval sürecinde yani 150'ler civarında oluyor. 150 nabızken pas yapıyoruz. Şurada biraz daha arttı. 165 nabızlara falan çıkıyor. 165 nabızda dayanma adımlı, dayanma adımsız toplam işte şu kadar pas yapıyoruz. Ondan sonra burada artık nabız 175-180'leri görecektir. Pozisyon atışı yapıyoruz. Yine yüksek nabızda 10'ar tane. Yine burada nabız yükseldi. Belki 190'ları gördü. Bu sefer atış kolunun ters tarafından pozisyon atışı yapıyoruz. En son artık şurada nabız maksimal görecektir. Maksimal nabızdan sonra da tek basa hızlı ucunla beraber bitiriyoruz. Handball'ün doğasına özgü. İşte birkaç tanesini böyle açıklayabilirim.
Evet, ben sunumumun sonuna doğru yaklaştım. Tekrar bu slide'la bitirmek isterim. Bunlar tamamen bu antrenman programları. Benim yöntemlerim. Yöntemlerim neye dayanıyor? Antrenman bilimi kuramlarına dayanıyor. Artık bizim yıllardır yaptırdığımız antrenmanlar ve bunun sonucunda aldığımız açıkçası tecrübeye dayalı. Tek bir doğru mu? Asla değil. Bunlar sadece hani İngiliz şeylerin, Amerikalıların söylediği that's my way. Bu benim yöntemim. Muhakkak farklı düşüncesi olanlar vardır. Bunlara da açık olduğumu bildirerek ben sunumu sonlandıracağım ve soru cevap kısmına geçmek isterim. Evet. Evet, Berkan hocama kaldırmış hocam ilk olarak. Buyurun Berkan hocam, sesinizi açın. Murat hocam merhabalar, teşekkür ederiz tekrar bu faydalı sunum için. Merhaba. Hocam şöyle bir örnekle ben bir soru sormak istiyorum. Mesela bir bilim antrenmanında dört yönlü olacak şekilde hani rotator cuff grubunu çalıştırıyoruz. Hani terabantlarla işte iç rotasyon, dış rotasyon yaptırıyoruz. Hani hem aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, soldan sağa, sağdan sola şeklinde. Mesela bu antrenmanı, bu egzersizleri yaptırdığımız gün mesela shoulder press gibi mesela deltoide yönelik bir antrenman egzersiz yaptırsak omuzda çok yüklenmiş olur muyuz? Fazla bir yorgunluk yaratır mı? Bunu sormak istedim ben. Ya ben omuza yönelik özel programlar yaptırma taraftarıyım. Gene YouTube kanalımda bulabilirsin onu Berkan. Ne kullanıyorum? Lastik kullanıyorum. Evet. Flexi bar kullanıyorum. Ve normal topun iki katı ağırlık topu kullanıyorum. Hı-hı. 25 saniye 25 saniye lastik, 25 saniye flexi bar, 30 saniye dinlenme. Bu sefer diğer tarafla. Sol muhakkak sağ çalışıyorsa sol da çalışmalı. Çünkü atıyorum diğer kolla da sağ kol çalışıyorsa sol kol çalışmalı derken sağ elini kullananları kastediyorum. Dominant kol çalışırken non-dominant kol da çalışmalı. Çünkü biz o kolu da savunmada çok fazla aktif olarak kullanıyoruz. Yani omuz çok spesifik handball'de. Omuzu yorarken de çok dikkatli olmalıyız. Yüklenirken de çok dikkatli olmalıyız. Toparlarken de çok dikkatli olmalıyız. Bununla ilgili farklı bir yöntem kullanılıyorsa deneme yanılma yöntemi sakatlık oluşturabilir diye düşünüyorum. Evet hocam, ben de o yüzden sordum. Hani mesela aynı gün hem iki sonuçta rotator cuff'ta da yine omuzla ilgili çalıştırıyoruz. Hani press yaptığımızda da yine omuz çalışıyoruz. Hani rotator cuff yaptığımız gün hani deltoid grubuna yönelik yapmamalı mıyız acaba falan, böyle bir hani şeyde ikilemde kaldım da. Ben çalıştığına da bağlı Erkan. Yani eğer maksimal çalışıyorsan mesela o gün tekrar çabuk kuvvete girmemen lazım. Mesela çalışmasına girmemen lazım. Ama normal bir çabuk kuvvet çalışması yaptın. Akşam da top antrenmanın var. Top antrenmanında omuz bölgesine yönelik lokal bölgesel dayanıklık antrenmanı yapılabilir diye düşünüyorum. Ben yapıyorum çünkü. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sercan hocam, seni yanıtlayabildim mi? Bireysel farklılıklar noktasında. Sercan hocamın sesini açabilir misin? Sercan Karaman hocam. Evet, doğrudur. Hocam tekrar açabilirsin sesini. Hocam duyabiliyor musunuz? Evet, evet. Hocam aldım. Teşekkür ederim. Sorunuzun cevabını aldım hocam. Baştaki slaytlar da faydalı oldu. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Evet. Aslında bir sorunuz var mı? Hocam chatten bir sorumuz geldi. Hakan Demirtaş hocam sormuş. Altyapı antrenmanları yaparken salonda sıkıntı çekiyoruz. Böyle bir durumda nasıl bir antrenman uygulamalıyız demiş. Vallahi hocam şeyleri görürsen bizim çalışma yani milli piyango altyapı takımının çalıştığı salonları belki oradan bir şey bulabilirsin. Biz judo salonunda çalıştık. Çok uzun süre. Çünkü salon bulamadık. Cebeci stadının salonunun arkasındaki beton yerde çalıştık. Ama muhakkak çalıştık. Yani bir yöntemini bulacaksın. Çimde çalış, toprakta çalış. Aletleri dışarıya çalıştır. Aletin yoksa vücut ağırlığıyla çalıştır. Bunlarla ilgili örnekler de var. Hem literatürde var. Yine bulmak istersen benim örneklerim de var. Yani
çalışmak için asla bir bahane, çalışmamak için bir bahane yok. Muhakkak çalışılacak bir yer bulursun. Teşekkür ederim. Doğan Hocam bu soru sormuş. Doğan Ardahanlı. Hazırlık dönemi genelde okul olmadığı için kuvvet idmanları devam ediyor. Fakat okullar başlayınca bizde çok genç sporcularımız var. Okul dönemi sadece bir gün maksimal kuvvet idmanı yeterli midir? Değil midir? Diye bir soru sormuş. Yani hocam bir gün kuvvet antrenmanı şansım varsa onu maksimalle ben olsam harcamam. Fonksiyonel kuvvet antrenmanı yaparım. Ama şunu yapabilirsiniz hocam. Buradaki mesela örnek antrenman programları teknikle de birleştirilmiş antrenmanlar. Yani diyelim ki 4 tane antrenman yapabiliyorsun. 4 tane antrenmanın birini kardiyo kuvvet antrenmanı olarak 45 dakika alıp ondan sonra normal teknik antrenmana geçebilirsin. Yani böyle bir anlık çözüm gerçekleştirebilirsin. Bunu biz de yapıyoruz. Hocam İlker Kurtulmuş. Hocam sesinizi açabilirsiniz. Buyurun. Hocam 8-12 tekrarlı ağırlık antrenmanlarıyla ilgili 12 tekrarda artık daha çabuk bitiyorsa ağırlığı biraz arttırabiliriz dediniz ama bu ağırlığı arttırmak yerine mesela atıyorum göğüs itme yaparken göğüs itmede ağırlığı arttırmak yerine çeşitli açılarda şınava bağlayabilir miyiz bunu? Hani süperset babında soruyorum. Şimdi süperset yapıyorsak ikisinde de itiş var olmaz. Bir tane çekiş olmaz. Mesela lat pull'la süperset örtüştürebilirsin. Yani bench press'ten sonra lat pull'a geçebilirsin. O zaman o direnci yakalayabilirsin ama atıyorum tek başına itiş yapıyorsan ve hedefin hipertrofi ise 12 tekrardan fazla çıkartıyorsa bence tekrar sayısı başına üst ekstremite için hani bench press itiş düşündüğümüz için 2,5 kiloyu maksimale bir sonraki antrenmana öyle başlatmakta bence fayda var. Ama süperset çalışıyorsan süperset sistemini biraz daha hani dayanıklılık, devamlılıkta biraz daha fazla kullanıyoruz. Süperset sistemini de kullanıyoruz. Orada düşünülebilir. Mesela orada da şunu yapmamak lazım. İtişte 12 tekrar çıktı. Çekişte 7'ye düştü. Bu da doğru değil. Atıyorum o zaman 10-10 yapmakta fayda var. Süperset. Peki hocam gene bunu bağlayacak olursam üst ekstremite antrenmanında omuz göğüs itmelerde ve sırt sıkıştırmalarda bench press yerine pilates topu kullansak ve dumbbell'la yapsak daha faydalı olur mu sizce? Fonksiyonel antrenmanda kesinlikle olur. Yani eğer sezon başında maksimal ya da hipertrofi ise izole egzersizleri tercih edebiliriz. Hani amacımız olduğu için ama 4. hafta itibariyle açıkçası ben de o taraftarım. Ama mesela üst ekstremite antrenmanı dedin ya, orada ben vuruldum. Hani bölgesel antrenman yapılması taraftarı değilim ben. Taraftar değilsin. Evet, yani bir alt, bir üst, bir sağ, bir sol, bir ön, bir arka taraftarıyım. Ki bölgesel antrenmanı yani özellikle bir yüze yakın kaynakta gösterebilirim dedim. Sadece bodybuilding'dedir. Asla. Hele ki takım sporlarında asla böyle bölgesel bir antrenman literatür bilgisi yoktu yani. Peki hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Murat Erpolat hocam sormuş. Hocam dün de sormuştu. Kardiyo antrenmanı ile ağırlık antrenmanı birlikte yapıldığında öncelik hangisi olmalıdır? Her ikisinde kendine özgü sınırları var. Kardiyo antrenmanındaki sınırımız nabız. Kuvvet antrenmanındaki sınırımız ya tekrar sayısı eşit. Her ikisinde de bunlar da hepsi bireye özgü. Yani işte atıyorum senin kardiyodaki nabız aralığın belli veya tempon belli 5 saniye. İşte 20 metreyi 5 saniyede geçeceğiz. O tempon belli. Şeyde de kuvvet antrenmanında da diyelim ki iki kas arası sıçrama yapıyorsun. Burada da çabuk kuvvet çalışıyorsan yapabileceğin maksimal direnci ortaya yerde minimal kalarak maksimal direnci ortaya koyman lazım. Bu da zaten o kişinin birinci sınırı. O yüzden hani birinci kuvvet midir, birinci kardiyo mudur denkleminden çok yüksek kardiyoda ihtiyaç duyduğu kuvveti uygulayabiliyor mu? Ona daha çok yoğunlaşmakta fayda var. Tabii bu birbiriyle de ters orantılı. Ya, ters orantılı derken birbirini de tetikleyen unsur. Yani aynı şekilde bir daha kardiyo girecek.
Kardiyoyu yükseltecek bir başka kuvvet antrenmanı uygulayacak. Hedef şu, müsabaka koşullarında bizim nabzımız özellikle ikinci yarıda yüzde normal maksimalin %80'in altına düşmüyor. Biz %80'in altına düşmezken nasıl şey yapacağız? Antrenmanda atıyorum %60 nabızda niye şut atacağız? Ne faydası var? Hiçbir faydası yok bence. Yani nabız o müsabaka koşullarına gelecek ki kardiyo ile beraber kaleye attığımız şutun veya kaldırdığımız dumbbell'ın ya da neyse Swissball'un, Swissball'da yaptığımız hareketin performansını görebilelim. Teşekkür ederim hocam. Serdar Tozan hocam bir soru sormuş. Hatta iki soru sormuş. İlk sorusu, ağırlık antrenmanlarının arasında 48 saat konulması doğru mudur? Ben de o taraftarıyım. Yani bir gün ara vermekte fayda var. Benim programlarımı da görüyorsam muhakkak bir ara olmuştur. Bir gün ara vermekte fayda var bence. İkinci sorusu ise 8-10 saat veya daha fazla süre karayolu ile yapılan deplasman dönüşlerinde ertesi gün yine de ağırlık antrenmanı yapılmalı. Bence kesinlikle yapılmalı. Yani sporcunun toparlanması noktasında aktif toparlanma herkesin yani bütün spor biliminin açıkçası savunduğu husus. Belki biz bunları futbola gelen Alman antrenörlerden öğrendik. İşte Derval takım geldikten sonra gece yarısı bile antrenman yaptırıp dinlenmeye geçiyordu takımı. Ya da devamında Derval'den sonra da yine Alman, özellikle Alman kökenli futbol antrenörleri geldi. Ama baktığınızda literatür bunu zaten yıllardır söylüyor. En aktif, en iyi toparlanma yöntemi aktif toparlanma. Hocam şu anda başka sorumuz yok. Ben bir soru sorayım arada. Sezon içerisinde korumaya ağırlık için kuvvet antrenmanı, koruma antrenmanı yaparken haftada iki gün antrenman yapma şansımız olsa dönüşümü nasıl yapmak daha uygun olur? Haftada mutlaka bir maksimal kuvvet yapmalı mıyız yoksa devamlılık ve patlayıcı kuvvet tarzında çalışmaya devam etmemiz gerekiyor? Ben ikincisini tercih ederim kişisel olarak. Maksimal kuvvetten şey veririm. Yani fireyi vereceksen maksimal kuvvetten veririm. Çünkü açıkçası müsabaka döneminde özellikle öncelikli ihtiyacımız fonksiyonel. Evet hocam, teşekkür ederim. Murat hocam şu anda başka sorumuz gözükmüyor. O zaman ben bir soru sorayım hocalarıma. Şimdi bir Cengiz'den bir soru geldi. Evet. Kendi vücut ağırlığıyla antrenmanlar çok önemlidir. Özellikle yani ilk 3 haftadan sonra anatomik adaptasyonda da zaten vardır. Ama hipertrofi ve maksimal kuvvet antrenmanından sonrasında kendi vücut ağırlığıyla antrenman diğer kuvvete devamlılık, çabuk kuvvet, fonksiyon antrenman, nöromusküler antrenman bunların vazgeçilmez bir aracıdır. Ki mesela altyapılarda malzeme problemimiz var. Tabii ki herkes o gösterdiğimiz malzeme havucuna sahip değil. O yüzden vücut ağırlığıyla yapılan antrenmanlar çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi ben sizden bir görüş almak istiyorum. Lütfen chat odasına bir şeyler yazın. Ama ne konuda biliyor musunuz? İkinci yenileme seminerinde, yani telafi seminerinde şöyle bir başlık olsun istiyorum. Yine Türk antrenörlerden. Kimin handball tarzını öğrenmek istiyorsun? Yani ben oraya şunu yazabilirim. Hani biraz önce dedim ya, that's my way diye. Bu benim tarzım. Yasin Yüzbaşıoğlu'nun handball tarzını öğrenmek istiyorum. Veya sadece isim de yazabilirsiniz. Buradaki sizin belirttiğiniz anket bir nevi bu bir anket. Anket çalışmasında sizin söyleyeceğiniz kişilerle ben irtibata geçeceğim. Belirli oturum oranında o kişilerin görüşlerini bizle paylaşmasını isteyeceğim. Bu tamamen sizin isteğiniz olacak. Şimdi bir 5 dakika süremiz var. Bu 5 dakika içerisinde bunları paylaşmanızı rica ediyorum. Kimin handball tarzını öğrenmek istiyorsunuz bir sonraki şey için, seminer için? Serkan kim, Rasmussen demiş. Yerli dedik Serkancığım. Yabancıları inşallah Ocak'ta şeye getireceğiz. Master Coach yenileme seminerine getireceğiz. Sporcu yazmıyorum. Bir Can Çelebi yazmış. Sporcu yazmıyorum. Antrenör yazalım lütfen.
Birden fazla yazabiliyor muyuz demişler hocam? Yazabilirler. Tabii yazabilirler. Yasin hocam bunları sen şey altına alıyorsun. Kayıt altına alacağım. Kayıt altına alacağım hocam. Tamamladıktan sonra. Orhan Özgül yazmışlar. Orhan Özgül antrenörlük yapmadı. Hocam bu arada Gürkan Hoca bir el kaldırmış. Gürkan Hoca söz verin isterseniz. Evet. Gürkan Gümüş. Buyurun hocam. Mikrofonumuzu açalım. Arka tarafta yazarken hocam. Tamam. Gürkan Hocam buyurun sesinizi açın. Ne bir hata ile kaldırmam acaba? Gürkan Hocam sesini açamadı. Hocam yazı yazmaya çalışırken oldu. Tamam süper. Evet, buyurun. Geliyor sesi. Gürkan Hocam dinliyoruz biz seni. Sesin geliyor. Yazı yazarken el kaldırmış sanırım hocam. Ha tamam. 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 Ümran Hocam. Ümran Hocanın mikrofonu yok ama el kaldırmış. Herhalde yani istese de açamayacak. Mikrofon tanımı değil hocam sizin. İsterseniz mikrofonunuzu seçtikten sonra el kaldırın. Ya da yazabilir Ümran Hocam. Yazabilir hocam. Hakan Günal oturumda mı? Bir kontrol eder misin? Hemen bakıyorum. Evet hocam burada. Hakan Günal'ın şeyini açar mısın mikrofonunu? Gönderdim hocam isteği. Kabul ederse. Evet hocam. Açıldım. Hoş geldin. Hakan hocam hazırlan. Çok ismini görüyorum. Artık kaçışın yok. Hazırlan. Evet. Sağ olasın arkadaşlar. Elimizden geldiğince anlatmaya çalışırız. Tamam, tamam, tamam. Selamlar. Evet, son dakikamız. Hocam, bu arada hocalarım yazarken bir şey daha sorayım ben. Sakatlık sonrası tekrar takımla birlikte antrenman yapmaya başlayan sporcular için kuvvet antrenmanında planlamasında fizyoterapistten alınan dönüt dışında tekrar takıma adaptasyon anlamında ayrı bir planlamada öncelik olarak neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yani tabii kaybına göre değişecektir bu ama daha çabuk entegrasyonu için nasıl bir yol izlemeliyiz? Yani sakatlık sonrasında bir kere doktordan muhakkak ben şu komenti istiyorum. Antrenmanlara çıkabilir. Yani rehabilitasyonu tamamlanmıştır, antrenmanlara çıkabilir. Hocam bu noktada şöyle bir sıkıntı oluyor. Yani doktor bazen branşın gerekliliklerini bilmediği için ona göre aslında antrenman çıkabilir durumdayken aslında handball'a uygun bir yapıda geri dönüş sağlamıyor. Bunu nasıl yöneteceğiz? Şimdi evet tabii doktorun branşla ilgili background'u da çok önemli. Hani o konuda biz biraz rahatız Bülent Bektaşer olduğu için. Yani o anlamda ben onun sözüne muhakkak uyuyorum. Ama öte yanda dediğim de çok doğru. Ben de tam onu söylüyordum. Sporcuya şunu söylüyorum ben. Şu anda kendi doktorun kendisi. 15 gün bir süren var veya 10 gün bir süren var veya bir hafta bir süren var. Fonksiyonel hareketlerin öncelikli olduğu egzersizler öneriyorum. Asla zorlama değil. Çünkü yani şöyle düşünüyorum ben. Ne kadar? Diyelim ki 30 yaşında sporcu. Yani şu anki şartlarda kendine bakıyorsa belki 10 yıl daha oynayabilir. O kaçıracağı bir hafta veya iki haftanın ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Ben öyle bakış açısına sahibim. Yani bir an önce sporcu hazır değilken de çıkartma ihtiyacım var. Ben öyle düşünmüyorum. Sporcunun istemediği hiçbir, ya hazır olmadığı hiçbir noktada sahaya çıkartılması taraftarı değilim açıkçası. Bu yüzden
Buna biraz da sporcu karar vermeli. Tamam, biz medikal olarak geri bildirim almalıyız. Ama bu arada biz de gözlemlemeliyiz. Yani hareketlerini biz de gözlemlemeliyiz. O verdiğimiz özel program çerçevesinde. O programı nasıl vermeliyiz? Bence fonksiyonel hareketlerle vermeliyiz. Hikmet Hocam el kaldırmış. Buyurun hocam, sesinizi açabiliriz. Alo, açıldı mı? Evet hocam, buyurun. Tamam. Murat Hocam, öncelikle gerçekten büyük emek vererek iki gündür çok değerli sunumlar yaptınız. Teşekkür ederim tüm grup adına. Emeğinize sağlık. Gerçekten önemli paylaşımlardı. Benim sadece sorum şu olacak. Özellikle ön çapraz bağ yaralanması anlamında kadın ve erkek sporcular arasında bir istatistik olarak da bir fark var. Özellikle kadın handbol antrenörlerinin çapraz bağ konusunda dikkat etmesi gereken ya da yapması gereken nedir? Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim güzel düşünceler için öncelikle. ACL rüptürlerinde sonuç olarak cinsiyet farklılığı var, evet. Ama rehabilitasyonda özellikle fonksiyonel hareketler anlamında ben cinsiyet farklılığı olduğunu düşünmüyorum. Ben bir sezon çalışabildim kadın sporcularla. 2010 yılında gittiğim takımda da 5 tane çapraz bağ ameliyatı olan çocuğumuz vardı. Hatta 2 tanesi çift bacağından çapraz bağ kopuğu vardı. Bizim o sene çok önemli bir avantajımız vardı. 12 haftalık bir hazırlık dönemi geçirdik. Ve biz sıfır fireyle o yılı atlattık. Ben hiçbir farklı antrenman programı uygulamadım ama anatomik adaptasyonu uzattık. Hipertrofiyi aynı oranda tuttuk. Maksimal kuvveti kadınlarda çok daha yani uygulamıyorum. Özellikle kadınla taraflısı değilim açıkçası. Onun dışında fonksiyonel kuvvet antrenmanı ve bunu kardiyo kuvvet antrenmanıyla birleştirdiğimizde sahaya yansıttığımızda çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani yöntem olarak aslında bir farklılık olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yüklenmelerde, şiddetlerde farklılıklar var. Ama yöntemlerde bir farklılık olduğunu düşünüyorum. Tek benim farklı uyguladığım nokta, kadınlarda dengi problemi yaşandığı için, bunu da söylüyor biliyorsun hocam. Serbest ağırlıktan çok biraz daha istasyon aletleri tercih edilebilir mi diye de bunu düşünüyorum. Uyguladığımda da yani serbest ağırlıklardan çok biraz daha istasyon aleti kullanmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Gole egzersizlerde ve yani hipertrofi ile maksimal kuvvet döneminde. Benim görüşlerim varsa çok önemlidir. Lütfen sen de paylaş. Lütfen hocam. Ya şöyle nacizane tabii yaşadığım tecrübelerden ortaya çıkardığım bazı sonuçlar var. Birincisi kadın sporcuların gelişim döneminde, pübertiden sonraki dönemde özellikle basenlerle ilgili Türk halkının ya da Türk kadınının bir özgeçmişi var ve bunu yırtmamız lazım. Kas oranının yağ oranına oranı çok farklı gözüküyor Avrupalı kadın sporculardan. Çok daha farklı gözüküyor. Bunda da özellikle kor antrenman bölgelerinin yeterli kuvvet değerlerine sahip olmadığını düşünüyorum. Aynı zamanda bildiğiniz gibi dizdeki Q açısı denilen açının da kadınlarda erkeklere oranla daha yüksek olması da çapraz bağdaki sakatlanmaya olumlu anlamda destek veriyor. Bize göre olumsuz ama Q açısı ne kadar yüksekse çapraz bağ açısından da o kadar riskli duruma geliyor. Bu anlamda belki de kadın sporcularla uğraşan antrenör arkadaşların bu konularda biraz daha detaylı düşünüp, detaylı analiz edip belki de fizyoterapist veya ortopedi anlamında da destek alarak antrenman programlarında yeni yaklaşımlara yer vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten kadın sporcularla erkek sporcuların sakatlanma oranına baktığımızda Türkiye'de de Avrupa'da da anlamlı oranda bir fark var kadınların aleyhine olarak. Bu anlamda daha dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum ve daha detaylı, biraz daha dikkatli davranmak gerektiğini düşünüyorum şahsen. Evet. Aslında bununla ilgili bir
Handball'in doğasını bir sunum hazırlıyordum. Orada var sakatlık oranları. Ama benim aldığım mesela şeyde kaynakta heysel kulüplerinde kadınlarla erkekler arasında çok büyük farklılıklar yok. Türkiye'de var bence. Senin söylediğine Türkiye için katılıyorum. Hani benim de naçizane bir senelik bir tecrübem oldu ama şu reaksiyonla hepiniz karşılaşmışsınızdır. Siz çok daha fazla karşılaşmışsınızdır. Kuvvet antrenmanına kadın sporcuların yaklaşımı daha farklı. Yani ben işte programı uygularken baktım ki bir tanesi hani vakit geçiriyor. Dedim ki hani sen biraz vakit geçiriyorsun herhalde bu antrenmanla. Yani vakit geçireceksen daha iyi yöntemler bulabilirsin dedim. Ben de hocam işte hepimizin karşılaştığı cevaplardır. Kadınlaşmak istemiyorum, işte şunu istemiyorum, bunu istemiyorum. O zaman dedim yani manken bir kısmında kendini değerlendirebilirsin. Çünkü Avrupa'daki bayan antrenörleri de görüyoruz. Hepsi çivi gibi. Ben o anlamda fizyoterapistlerin de, yani naçizane bu benim fikrim. Fizyoterapistlerin çok daha önünde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü branşın doğasını biz biliyoruz. Rehabilitasyon anlamında onlar da destek olabilir ama antrenman programlarını onlara bırakmak tarafımız asla olmayacağımdı ama dediğin gibi Türkiye'de kadın sporcuların kuvvet antrenmanına bakışının farklı olduğunu naçizane kısa bir sürede olsa yaşadım. Murat Hocam, aşağıdan bir sorumuz geldi. Evet. Cengiz Özenci Hocam sormuş. Sıçrama bir yetenek midir? Antrenmanla, kuvvet antrenmanı, ağırlık antrenmanıyla geliştirilebilir mi diye soru sormuş. Sıçrama biliyorsunuz fast twitch dediğimiz hızlı kasılan kas grubunun başarıyı gösterdiği, yetenek seviyesini gösterdiği bir beceri. Kesinlikle yetenek seviyesiyle alakalı çünkü biz fast twitch dediğimiz beyaz tip kas fibrilini doğumsal olarak farklı görebiliyoruz. Hemen çok kısaca anlatayım onu. Normalde insanlarda %50-%50 hızlı kasılan kaslar, yavaş kasılan kaslar olduğu düşünülüyor. Bunlar birbirine antrenmanla beraber dönüşemiyorlar. Sadece hızlı kasılan kaslar kendi içinde fast twitch A, B ve X olarak kendi içlerinde dönüşebiliyor ama hiçbir zaman fizyologların yaklaşımı bu. Hızlı kasılan kas yavaş olmuyor, yavaş kasılan kas hızlanmıyor. Ne antrenmanı yaparsanız yapın. Bunu biz böyle kabul ediyoruz evet ama bir bakıyorsunuz sprinterlerde kas biyopsisiyle kas fibril tipine bakıldığında %80 hızlı kasılan kaslar çıkıyor dünya şampiyonluğunda. Maratonculara bakıyorsunuz %80 yavaş kasılan kas çıkıyor. Bu ne demek? Demek ki bu tür şeyler doğuştan gelen kas fibril tipiyle doğru orantılı. İşte sıçrama becerisi de bunlardan bir tanesi, artırılabilir ama sınırsal seviyesi de yetenek seviyesiyle doğru orantılıdır. Teşekkür ederim. Burhan Genç Hocam sormuş. Küçük yaş gruplarında ağırlık antrenmanlarının gelişim olumsuz etkisi olduğu yönünde söylemler var. Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz diye bir sorusu var. Ağırlık antrenmanları demeyelim de kuvvet antrenmanları diyelim. Kuvvet antrenmanında şöyle bir sıralama var. Yanlış söylemek de istemiyorum ama herhalde sıralamayı kaçırmayacağım. Bir, önce vücut ağırlığıyla yapılacak. İki, eşli çalışmalar. Üç, ek aparatlarla yapılan çalışmalar. Dört, hipertrofi antrenmanı. Beş, maksimal kuvvet antrenmanı. Altı, kombine kuvvet antrenmanı. Arada anatomik adaptasyonu kaçırdık. Tekrar sayıyorum. Bir, kendi vücut ağırlığıyla yapılan çalışmalar. İki, eşli çalışmalar. 3. Ek aparatlarla yapılan çalışmalar. 4. Anatomik adaptasyon. 5. Hipertrofi. 6. Maksimal kuvvet. 7. Kombine kuvvet antrenmanı. 8. Derinlik sıçramaları. Bu sıralama içerisinde eğer baştan başladıysan sonuna kadar gidebilirsin hocam. Ama altyapıda daha hiçbir altyapısı yokken çocuğun tutup maksimal kuvvet antrenmanı yaparsan tabii ki doğru olmaz. O zaman şunu deriz. Kuvvet antrenmanı altyapıda zararlı. Aslında değil. Önceki sıralamayı yapacaksın ki ona ulaşasın. Yani önceki sıralamayı yaptıktan sonra başarıya ulaşırsın ama hiçbir şey yapmadan sen tutup 16 yaşındaki çocuğa demir verirsen tabii ki zarar verecektir. Teşekkür ederim hocam. Şu anda ne chatte ne de el kaldıran hiçbir hocam yok. Evet, çok teşekkür ediyorum ben katılımlarınız için, destekleriniz için. Ben yine bugünkü sunumu da yarına kadar yetiştirip YouTube kanalına koymaya çalışacağım. Yarın da yine aynı saatte Yavuz Hoca'nın oturumuydu yanlış hatırlamıyorsam. Yavuz Hoca'nın oturumuyla beraber bir arada olacağız.
Herkese sağlıklı bir akşam, sağlıklı bir gün diliyorum. Yarın da görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar hocam.